Merhaba dostlar, değerli arkadaşlar. Bu gece sizlerle birlikte canavarı çıkardığımız garajdan bir aracın tozunu attıralım dedik. Bu arada araca yeni yarış çizgileri ekledim. Mouse'um sen kaybol. Şöyle, canavar artık bu halde gençler. Şöyle tekrar göstereyim. Canavarımız artık bu halde. Oldukça hoş. Haritadan bir yerde işaretleyelim bakalım. Şimdi oyunda az önce aşağıda bir bildirim vardı. Tab'a basarak ulaşabileceğimiz şeyler falan. Dört tane unique işareti görürsek eğer bize 5000 bucks'lık bir ödül verecek. Welcome. Eyvallah hocam, size de welcome. Neyse. Buradan çıkalım. Detroit Station'a doğru şöyle bir yardım. Hem bir free roam olur. Yanımızdan bir BMW geçti hocam. Evet. Oradan dönersem dönebilirim sanmıştım. Bu arada yayının kalitesi umarım güzeldir. Trafikler oldukça yüksek şu an. Ben arada birkaç tane tutorial bölümünü atladım sizler için. Hani belki bir şeyler açılır, seviyemiz biraz artar falan filan tarzında. Bir de işte aracın üzerine bu çizgileri yaptım. Hoşunuza gider diye. Çok fantastik bir dönüş denedim az önce de. Tam neticesine ulaşmış sayılır. Etrafta ölü sendeler var. Bakalım Detroit Station neymiş hocam. Etrafta bir sürü station varmış. Ha. Las Vegas'a. Gidelim bakalım. Trenle gidiyoruz şu anda. İlginç. Oo, uçakla gidiyoruz. Nice hocam, nice. İlk defa şöyle bir şey denemiş oldum. Haritanın da o bölümünü birlikte açmış olduk. Harita yüklensin bakalım neler bekliyor bizi. Las Vegas'da. Las. Burası bizi açmaz. Since diye bir şey başarı mı geldi? Şöyle biraz dolaşalım. Kumarhanelerin olduğu yerde. İnsanlar korkutmak güzel oldu orada. Şöyle bir bakalım burada hangi araçlar satılıyormuş. Valla o kadar yerin arasına girsin o arabayı çarpmak istedim çok oldu. Çekil de dayı da. Aa. Bizim Mustang'in önünde duruyor. Manyak mıdır nedir? Koskoca Mustang'in önünde durulur mu ya? Movie geçelim. İçeri giriş videosunu izlemesek olur. Yine geçelim videoyu. Bakalım şu an burada neler varmış. Cadillac. Escalade bir Jeep. Volkswagen Touareg. Bunlar yalnız Türk parasıyla satılıyor hocam. 7 lira. 5 lira yaklaşık 4.60 ve 9.19. Hocam uzaklaş. Uzaklaş. Kaç hocam Mustang. Canavarım kaç. Bizden para istiyorlar canavar. Uhu.
yürütebiliyoruz. Şöyle, bu arada araca deri koltuk da attım, onu da göstereyim size. Şöyle mavi deri yaptırdım buraları falan. Güzel, göstergelerle falan da uğraşılıyordur büyük ihtimalle de. Onu sonraki zamanlarımızda yapacağız inşallah. Şu an tuşları deniyorum desem yanlış olmaz. Buradan direkt oyunun son çıkan derecesini almak gerekiyormuş. Standartlarda öyle bir şey var. Şöyle falan atayım. Şöyle bir bakalım. Mission Diary. Bizim elemanlardan bir tanesi Most Wanted olmuş. Şöyle oradan missionlarımızın arasından bir tane seçelim. Bir görev yapalım birlikte. Belki ikinciyi de yapar, ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi şuraya bir yarış varmış. Buna solo şekilde katılmamız istemiyor. Dedim ki sizler yanımızda olmadığınız için şu anda solo girmek mecburiyetine kalıyor. Hold up. Detroit's my old hood. Someone's gonna recognize me. Been 5 years, Alex. Your brother's whole crew was driven out when Shiv took the V8. No one knows you. And if anyone checks you out in the police database, all they find is the fake record I put there. Better be right. Yarışçıları var mesela V2, V4, V6, V8 falan filan diye. Onlardan bahsediyor. Bu V8'in bölgesindeymiş sanırım. Bu videoya geçelim hocam yine. Geçelim videoya. Videoya gerek yok. İkinci bitir operasyon bitsin diye. Kolay değil. Neyse şu checkpointları kaçırınca kötü şeyler oluyor işte. Peki. Ne güzel geçmişti tabii. İç kamerasını ben çok beğenmedim ya. Orada bir helikopter mi vardı, yanlış mı gördüm ya? Aa, memur bey. Checkpoint var ya. Güneşi çekin hocam, güneşi çekin, yolu göremiyoruz. Benim hepimiz aşağıda. Mustang'imiz hala dönüşlemiyor. Ufak sorunlar yaşıyor ama genelini çözdüm herhalde Mustang'imi yaparsam. Bunu çekmeden önce elimi alıştırdım diye. Arkadaki dayıları ciddi geçtik. Hoş. Bir sonraki checkpoint'e 600-400 metre var. Şimdi de bu 8. checkpoint'imiz. Kaldırım olmasaydı gençler, efsane dönecektim. This is it, last checkpoint diyor Zoo ablamız diyor ki bize son checkpoint, dayan diyor. Canavar diyor, dayan diyor. Finish çizdiğimiz zaman şöyle kaydıra geçelim. Aracın önünde biraz çarptık, ufak bir hasar var, hiç sorun değil bizim için. Gene koyduk geçtik. Koyduk geçtik ama şu araç şu halde olmasaydı da daha hoş olurdu. Bu arada araç yavaş yavaş şişerek güzelleşiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Evet, yavaş yavaş düzeliyor aracımız. Bir tane daha görevimiz açılmış. Bir tane daha part açılmış. Araç partı, headquarter'ımızda parçamız açılmış. 5-10'de ne yapmışız? Level 2 o ne hocam? O aracımızın level 13 oldu, güzel. Daha doğrusu bu parçayı takarsak 13 olacak. Aynen. Artık aracımızın havalandırması daha iyi sanırım. Eğer yanlış anlamadıysam o bir havalandırma parçası. Şimdi bizi free drive'a geri yolluyor. I know you. You should. The name's Troy. I'm the V2 around here. You want your 510 ink? I got some work around the way. Maybe I'll call you.
5'te 10 inç. Nereye gitmişim? Daha sonra görüşürüz. Sonra tabii bir şey. Troy radar. Troy'un radar haritası. Ama bölgenin reisiymiş Troy. Pek umurumda değil hocam. Bizim bulunduğumuz bölgenin reisi biz izleyelim. This is something else. Every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coburn and you closer to your brother's killer. Do you understand? Then let's get to it. Şöyle bir telefonumu kapatayım. Look for crap. Find players from PV. Bakalım gelecek kimse var mı? Yoksa tamam, kızmaya gerek yok hocam, kızmaya gerek yok. Let me tell you something. I got a delivery for a special client. Special client? Are we gonna bribe a judge or something? Something like that. Bölgenin yargıcı. Dayının şekli güzelmiş hocam. Şekli güzel de mekanın şeklini alacağız biz birazdan, merak etme. Evet. Çarptığımız zaman yere yıkanmayacak diye düşünüyorum. Olmamış. Bu aracı bir hediye olarak verecekmiş sizlere sanırım. Oradan dönülmez. Nasıl söylüyor? Dikkat et. Karnız tarzında bir ifade geldi hocamızda. Come on, 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 come on
güzel bir şekilde. Neydi? Aston Martin mi bu? Aston Martin olması lazım büyük ihtimalle. Aston Martin ya Corvette. Aston Martin'e daha yakın olmuş amblem hocam. 5 tane bir gold part açtık hocam. Tire part. Mustang'imiz için grip bonusu yani yol tutuş bonusu sağlayacak bir şey daha bulduk kendimize. Bir tekerlek bulduk. Tekerlek aldık kendimize. Çok iyiydi hocam. Şimdi bir görev daha yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım çünkü kısa sürdü. Hani iyi sürünce insan kısa sürüyormuş demek ki. Tekrar açalım smartphone'umuzu. Buradan tekrar için daireye bakalım. Şunu açalım. The Fix. Fix'in iki anlamı olabilir. Sabit ya da tamirat. Ondan şöyle sola girelim. Buraya da sola girelim. Yakın zamanda ekranı seyredeceğiz. Birlikte yaparız inşallah. Go balance the odds in our favor. You called the right guy. Puan yaparsak arkadaşlar altın parça açıyoruz. Güzel. Güzel hocam. Now don't forget. Yanlışlık yapımı güzel bir şey oldu. Nissan Skylar. Aa pardon dedi. Şey bakın seni yoldan çıkardım. Bundan yeni araç bir Mustang mi hocam? Mustang'ı geçmek bize yakışmaz ama yapacak bir şey yok. Zaten ayı sağolsun hemen geçmem olacak. Şuradan uçuyoruz.
Sağ tarafa uçurduk bu arada. Onu fark etti, onu geç oldu. Space'e dokunduralım hocam, gelmeyelim de. Arkadan gelenler tozumuzu, dumanımızı bir koklasınlar yani. Hocam aman ne yapıyor? Çek onu abi. Metroyu da toparlamak için kullandık. Skyline'ını birazcık dağıttık ama olsun. Olsun. Skyline kendini toplayacaktır. Canavar bir Skyline. Skyline. Aha. Sanki Paul Reis'in arabasına yakındı ama. Yakıt pompası. Aynen. Yakıt pompası kazandık. Bize ne verecekmiş? Hız bonusu veriyor. Ve aracımızı iki seviye arttırıyor arkadaşlar. İki seviye arttırılmış bir Mustang daha hoş olabilir. Bir oyun daha oynayalım ya. Bir yarışa daha girelim bakalım. Bunlar bizi geçemiyor arkadaşlar, gördünüz. Biz isteriz ki... Hocam bizim araba seninkinden çok daha şekil. Bizim canavar. Şöyle bir şey yapalım. Hemen hızlıca. Hiç göreve kadar şey yapmadan. Direkt şuradan göreve girelim ya. Giremiyor muyuz o göreve? Waypoint mi şey yapalım? 31 kilometre mi? Dalga mı geçiyorsun sen? 31 kilometrelik yol. Ay. Ciddi olamazsın hocam. Heh. 4.5 kilometre. Buna gidelim ben. Canavarın sesine bak ya. Bu arada artık canavarımız 190 200. Buraya park edilirim ya. Yanlış yere park etmiş hocam. Gel ben seni şey yapayım. Karşı kalır ben seni. Dükkan karşı tarafta ya sen. Burada bizim abi kızıyor. Abi kızıyor bizim. Dükkanlarını fark etmeyecekmişsin artık. Böyle bir yere. Ben sana şöyle karşı kaldırma doğru yavaş yavaş koydum. Sen artık gitmiyorum da yine. Yani şöyle bir geride oraya mı iteyim? Evet, tamam. Yani sen şöyle güzelce park et şimdi, merak etme sen. Ha, tamam. Vallahi biz gibi oldu. Çünkü orada bizim dükkanın önünü kapatıyorsun abi. Abi dükkanın önünü kapatıyorsun. Dükkanın önünü kapatmayacaksın. Esnaflara saygı hocam. Orada bizim manav var, manavın önünü kapatıyorum. Hep var ya bu karşı dükkan, karşı dükkanında arada böyle meyve sebze satıyor bakkal. Ufak Niyazi abi. Şöyle bir ufak bir boyasından aldım onunla. O da sanki hatalı bir park yapmış gibi bu. Ne kadar kaldı? 2.5 kilometre. Yok, 2 kilometre. 2 kilometre kalmıştı. 2 kilometre kaldı. Canavarımız 230 dakikadığı için hesaplar bize can bunu problemleriz. Yok hocam biz zıplamayacağız ya. Bizle bir alakası yok mu? Bizim bir yarış var, oraya gitmemiz lazım. İlla atlatacağım mı bizi? Hayır ya, dur bir dakika. Retro ya. Çıldırmıştı bizi, çıldırmış bu. Fena sayılmaz. Yapacak bir şey yok. O oradan da bir park geldi. Gördüğünüz gibi yolun ortasında giderken rastgele denk geldiğimiz bir hocam. Az önce koskoca tırı ittim ama şu saman balyasını hareket ettiremediğim için üzgün deniyor. Vallahi şu saman balyasını hareket ettiremedik yani. Koskoca arabayı az önce karşı kaldırıma kadar park ettik. Hiçbir sıkıntımız olmadı Allah'a şükür. Neyse şu anda hemen yarışımıza geldik. Yarışla alakalı bilgilere bakalım. Uzun bir yarış değilse gençler, bunu da ekleyelim buraya.
Yazıyorum bir şey. Şöyle. 2 level gerekiyormuş yarışı katılmak için. Biz 2 level, eyvallah. Difficulty'si normalmiş. Vay, birileri diyor ki, birileri Troy'un tayfaya laf ediyormuş. Troy abimize, az önce bizi seven o Amerikan araştırmamıza gelen, ondan sonra da bize iki tane güzel yarış yaptıran abimize laf ediyormuş. Neyse, solo olarak katılalım bu yarışa. 11 puan bize altın kazandıracak. İnşallah altınımızı alacağız, evimize döneceğiz. Birilerine çarpıp birilerini wreck, yani dağıtmamız gerekiyor. Hocam biz bu araçla bunu kovalıyoruz ama akıl kârı değil gibi haberin yok. Herifi yakalayamıyoruz ki. Dayı sen ciddi misin? Bu arada off-road'a da gayet koşmuş oluyor. Ama ben orada yakalayamıyorum. Yakalayamıyorum. Yolda aracı tutamıyoruz ki. Tam yola çıkıp diye sevmiyoruz. Bir kere daha vurursam. Teyzemin evladına bir kere daha vurursam 2 dakikamız kaldı. Şu anda fena değiliz sanırım. Bu araç bundan önce yakalayabilecek imkanımız yok. İmkanlar neticesinde şu an fena sayılmayız. Şimdi bunu çok geçiyor hocam. Gözü falan yok, sana olur. Hocam sürekli kaçıyor ama. Altındaki arabadan utan diyeceğim de hocam sen ciddiysin. Sen ciddiysin. Kestirmeden gelirim sana. Kestirmeden gelirim. Ne yapmamız lazım artık bu deyim. Gel buraya, gel. Sonra bak çarp. Bunu çarpacağız sandım. Sen kötü hissettim. Yani hocam böyle bir şey yok. Şöyle bir yandan gireyim dedim. Dedim canım uçtuk ya. Oraya yetişebilir miyim sana? Ama hadi. Gençler yok. Bir restart, ufak bir restart. Hayır, ufak bir restart yoksa şey yok yani. Biz yanlış olmaz biliyorsunuz. Ama dayı yakalayamadım. Gerçekten iyi kaçıyor yani. Şurada bir şey, evin arasında onu geçiyorduk dayı. Az önceki de biraz daha erken vurabiliriz bu sefer. İlk vuruşu yiyecektim. Yok hocam, space'i bir daha basmayacağım. Space'den bak kaybettim, şu an fark ettim. Bu böyle sağ tarafa doğru yaklaşıyorum sanki bir ara. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Man uçurtmalarınıza zeval gelmesin gençler.
Ya var ya, elemanın tam döneceği yerlerde yakalıyorum herifi. Ya da belki de biz geldiğimiz için yapay zekası dönüyor falan ya. Bilmiyorum. Yapma be. Bu hareketten sonra bir retri daha. Bu biraz uzun sürdü. Biraz daha zor bir görev diğerlerine göre. Çünkü hani hareket halindeki bir şey yakalamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Ondan dolayı sanki tekrar geçiyorum şöyle. Şöyle 160 gidiyoruz yani. Hayır, 160 da gidiyoruz. Bizim sana vurmamız lazım. Çünkü. Daha kıyasaya bir takip köşkü. Şöyle ufaktan bir dokunurayım orada. Tamam, fena değiliz. Fenerimiz, mesafemiz fazla değil. Fazla bir mesafemiz. Ama bu benim canım doluyor mu? Bilmiyorum ki. Biraz daha dardan alıp şöyle bir... Evet, Troy abimizi yanlış yapan karşısında bizi bulur. Takedown'u görürsün böyle hocam. Tersten görürsün öyle. Aynen öyle. Tersten görürsün. Bir de temize doğru ufak bir yüzlü böyle bir bıcı bıcı yaptı. Mission complete. Bu arada aracımız gayet hoşmuş. Ön taraftan böyle tatlı bir tatlılığı varmış yani. Ben puanımızı merak ediyorum. Ve altını almışız gençler. 3 kere denedik falan ama olsun, altını aldık. Hak ettik. Mustang'imize bir parça daha taktık. Şu anda taktığımız parça bu exhaust denilen, yani exhaust. Aynen exhaust. Aynen lan, exhaust ve egzoz zaten birbirine çok benziyor İngilizce ve Türkçesi de. Bu parçayı da Mustang'imize takıyoruz. Mustang'imizin seviyesini 17'den 19'a çıkartıyoruz arkadaşlar. Gayet iyi de. Mustang'imiz bugün neredeyse 2'ye katladık. Mustang'imiz 11. seviyeydi. Şu anda 19 oldu. Neredeyse 2 katına katlamışız gerçekten. Mekana geldik. Mekana geldik ve Troy abimize dedik ki abi senin iş tamamdır. Dümdüz ettik elemanı dedik. Hey Alex, what's the update? Troy's got me running all over the place after him. Good. Bu şekilde arkadaşlar, PR kule basarak da bu kriv bilgisine erişebiliyormuşuz. Dostlar şöyle Mustang'imizin önünden sizlere selamlar veriyoruz. Mustang'imiz diyor ki gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca ana sayfamızda yer alan kardeş kanallarımızdan Pranga'ya bizden selam göndermeyi, gidip onun videolarını da izlemeyi ya da onun kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.